Hayrola, hayrola. Nereye? Narin'i görmeye gideceğim. Allah Allah. Ne vesileyle? Narin benim de arkadaşım. Ona çok kötü davrandım bu süreçte. Özür dilemek istiyorum. Bu tarz yüzleşmeler iyileşmek için şartmış. Sen iyileşmeye karar verdin yani. Hı hı. İyi, aferin vallahi. Bekle, ben de seninle çıkacağım. Şu domuzcana bir uğrayayım. Ceketimi alıp geliyorum, bekle. Hadi bakalım. Şimdi nasıl inkar edeceksin yalanlarını Narin Hanım? Baban olacak o serseri boynuma silah dayadı. Avuk subuk şeyler yaptı. 24 saat kendime gelemedim. Hakim ol yoksa her şeyi göze alıp polise giderim ben. Sen doğru düzgün durursan bir daha başına böyle şeyler gelmez hiç. Hayali şeyler peşinde koşup huzurumu bozan sensin. Hayali şeyler. Evet tabii. Ama bak, bu da hayali bir fotoğraf. Eski okul yıllığınızdan. Sizin o fakir okullarında kep takıyor muydunuz ya mezuniyet törenlerinde? Bak, fotoğrafın altına ne yazmışlar? Eski mezunlarımızdan Fırat Kazan da aramızdaydı bu sene mezuniyet töreninde. Nedense. Yıllığa yazan bile yazmış imalı imalı nedense diye. Siz neden hala saklıyorsunuz birbirinizi tanıdığınızı? Fırat'ı tanısam ne olur, tanımasam ne olur? Hı? Senin ortada hiçbir şey yokken girdiğin krizlere bakılırsa söylememekle iyi etmişim zaten. Saklıyorsunuz çünkü şimdi de ilişkiniz var. Saçmalama Irmak. Eğer Fırat'la bir ilişkim olsaydı seni nişanlandırmak için o kadar uğraşmazdım. Deniz'le aranızı yapacağız diye akla karayı seçtik. Uydurma Narin. Fırat'ı duydum. Ayrılacaksın Atıf'tan dedi sana. Kendi kulaklarımla duydum ben. Fırat bana Atıf'ı baştan beri uygun görmüyordu zaten. Sürekli çapkın bu adam, üzer seni deyip duruyordu. Ben de ona burnunu sokmamasını söyledim. O kadar senin duyduğun o. Tabii. Eminim öyledir. Bak, eğer Fırat'la birlikte olmak isteseydim hepinize resti çeker gider olurdum, tamam mı? Ablam belki başta kızardı ama sonra beni anlayışla karşılardı. Ama senin ne deli ne kıskanç bir kız olduğunu bildiğim için değişmedim geçmişe. Haksız mıymışım? Irmak, bak canım. Eğer istersen Deniz'e gidip her şeyi anlatabilirsin. Tamam mı? Ben de en başından beri paralar ödeyerek, dedektifler tutarak... peşimden ne işler çevirdiğini bir bir anlatırım her şeyi. İnan bana kaybeden sen olursun. Fırat senin ne kadar yalancı, şirret bir kız olduğunu öğrenirse çok fena olur değil mi? Deniz'le benim ilişkimi böyle şeyler bozamaz. Gerçekten bizim arkadaşlığımız çok güçlü. Eğer istersen git her şeyi anlat. Ama bence artık bırak bu işin peşine, uğraşma. Kendine yazık ediyorsun. Ben Atıf'ı çok seviyorum. Benim sizinle işim olmaz. Seni hayatımızdan çıkarana kadar uğraşacağım ben Narin'cim. Söz veriyorum sana. İyice yalancılığı ele aldın sen maşallah. Ne yapsaydım? Baştan niye attın ki o yalanı? Ne yapsaydım ya? Ne yapsaydım? Ne yapabilirdim? Narin, kaybolma bir yere. Bizimkiler geldi. Hoş bulduk. Nerede kaldın ya? Bak bak, geldiğime şükretiyor da. Uçak rötar yaptı ablacığım. Evet, zavallı Fırat da ağaç olduğu alanda beklemekten. Nasıl olabilir? Selam Fırat. Memnun oldum, hoş geldin. İşte çok merak ettiğim Fırat. Bu da ablam Deniz. Niye merak edeyim canım? Fırat da beni şey birisi sanacak. Yani merak ediyorum da. Bak ben meraklı birisi değilimdir. Kardeşimin özel hayatında böyle bir mesafeli duruşum var. Bu Fırat'ın sana hediyesi. Aa süper. İçeri girelim artık. Pardon hadi geç ikimizin. Çok zarifsin, çok teşekkürler en sevdiğimden.
Tanıştırayım. Gel Nari. Nari, diğer kız kardeşim diyebiliriz. Murat. Ah, sevgilim. Murat. Murat. Murat, Deniz bu sana bahsettiğim sevgilim. Büyük aşkım Fırat. Sana bahsettiğim adam. Yıllardır anlattığım adam bu. Fırat. Ah Fırat. İnanmıyorum. Bu da biraz fazla olurmuş. Söyleyemezdim. Sonra ne bileyim, daha Deniz'e yeni itiraf etmiştim onu gördüğümde mahvolacağımı. Hem her şey yolundaydı, hayatım güzeldi. Kalp ağrılarım geçmişti, acılarımı unutmuştum. Geçmiş tamamen yok olmuştu. Fırat'ı gördüğümde yokmuş gibi davranırsam, geçmişi yaşanmamış gibi olur sandım. Kalp ağrılarım tekrar geri gelmez sandım. Ne yapsaydım? Koca kızsın, kafanı hala deve kuşu gibi kuma gömdün. Efendim Can. Ne? Ne oldu? Dur sakin ol. Narin hoş geldin kızım. Merhaba Ümmü abla. Kızım hoş geldin. Ben sana bu işten uzak duracaksın demedim mi? Sen ne akla hizmet gelip işe burnunu sokuyorsun? Irmağa tehdit falan ediyorsun. Şimdi sana dava açsa sürünsen hapiste ne olacak? Kızım o kadar da değil. Bizim elimizde armut toplamıyor. Ben sadece kızlarıma yardım etmek istedim. Bunda bir şey yok ki. Ya bunca yıl aklın neredeydi? Bizi ortalık yerde bırakıp giderken düşünmedin kızlarını da. Şimdi mi aklına geldi yardım etmek? Böyle mi affettireceksin kendini? Çok geç baba, çok geç. Anlamıyor musun? Uzak dur bizden. Benim işlerime karışma. Bak kızım, beni iyi dinle. O babil hiç gözüm tutmadı. Küçükken de itti. Şimdi yemin ediyorum kuduz köpek gibi olmuş. Allah'ını seversen bırak yardım edeyim kızım size. Biz başımızın çaresine bakarız. Benden de, Şadiye'den de uzak duracaksın. Anladın mı? Sakın. Bak, eğer benden bir şey koparmaya falan çalışıyorsan boşuna uğraşma. Avucunu yalarsın. Kızım sen ya... Yazdın şandı. Sana müstahak be Recep. Kız sana 50 defa söyledi, karışma işime baba dedi ama sen hiç dinlemiyorsun ki. Gidiyorsun hep burnunun dikine. Bir ümit işte ya. Dedim onlar için bir şeyler yaparsam dedim, affederler dedim ama. O nasıl nefretle bakıyor gördün mü dedim. Ama vurmak karısı. Bak yemin ediyorum bundan sonra benden çekeceği var. Eğer onu paramparça etmezsen benim adıma Recep demesinler. Yemin ediyorum onu parçalayacağım bak. Fırat. Irmak bizim yıllıktaki fotoğrafımızı bulmuş. Artık geçmiş falan biliyor. Artık önemi yok onun ne bildi. Yakında sonsuza kadar hayatımızdan çıkacak. Bence sen de Deniz'e anlatmalısın. Anlatayım değil mi? Bugün değil. Değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.